Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Artık kampımızın son gününde son videosundayız. 17. gün integral tekrar sorularını yapacağız arkadaşlarım. Sizler için birbirinden güzel 17 tane integral sorusu çözeceğim. Bunlar tekrar mahiyetli sorular. Ve bunun hemen arkasından da 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından size ödevlendireceğim. Ödeviniz buradaki bu kitabın son bölümü olan 40 soruda integral bölümünü bitirmeniz adı üstünde 40 tane birbirinden güzel soru var. Buradaki ödevlerini de yaptığın takdirde eğer konu özetini ve konu özetini dinlediysen ve tekrar soruların çözümlerini dinlediysen buradaki ödevleri de yapıp artık kampa noktayı vurman olacaktır. Evet arkadaşlarım bu kampımızın pdf'i ücretsiz pdf açıklama kısmında mevcut. isteyen indirebilir dilediği gibi ki görüyorum gençler 8000'den fazla kez de indirilmiş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar gençler artık hazırsanız son videoya bu biraz benim için zor olacak ama ee, yeni yeni kapılar açılacak tabii ki hani böyle oyunlarda şey var ya yeni skill'in e, kilidi açıldı gibisinden e, gençler yeni bir yeteneğimizin de kilidini açmış olacağız bir level daha atlamış olacağız ve farklı farklı soru çözümleri ve kamplar içinde sizlerle yine birlikte olacağız hazırsanız geçelim dersimize. Evet integral tekrar soruları demiştik başlayalım bakalım dersimize fx'te x'in integrali buysa fx fonksiyonunun x eşittir 1 absisli noktasından çizilen teğetinin eğimi kaçtır? Yani aslında bakarsam bizden ne isteniyor? Türevden aşinayız. F türev 1 isteniyor diyebiliriz. F'i elde edebilmek için ben her iki tarafın türevini alırsam sevgili arkadaşlarım. Bu tarafın türevini alırsam integralle türevi birbirini yok eder ve fx kalır elimizde. fx eşittir sağ tarafın türevi 3x kare eksi 12x olacaktır. Ve bunun da türevi lazım f türev x eşittir 6x eksi 12 olacaktır. F türev 1 sorulduğu için de f türev 1 eşittir 6 eksi 12'den doğru cevabın eksi 6 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru cevap c şıkkında verilmiştir. Geçtim bir diğer soruya. N'den M'ye kadar 2x artı 1 dx 24 integrali veriliyor. M eksi N 4 olduğuna göre M kaçtır diye soruluyor. Şuranın integralini bir alalım hemen. X kare artı x'tir bunun integral'i. Nereden nereye? n'den m'ye. Yerine yazarsanız m kare artı m'den tabii ki de n kare artı n'yi çıkarmamız gerekiyor ki bu da 24 olarak verilmiş. Şimdi burada e, düzeltirsek burayı m kare artı m eksi içeri dağıtıyorum. Eksi n kare eksi n dedim eşittir 24. Burada arkadaşlar m kare ile eksi n kare iki kare farkından m eksi n çarpı m artı n biçiminde yazabiliriz. Sonrasında ise e, artı diyorum. M eksi N kaldı geriye eşittir 24. M eksi N'ler ortak bak görüyorsun. M eksi N, M eksi N. İkisini ortak çarpan parantezin alırsam. M eksi N parantezinde M artı N artı 1 gelir ki bu da 24'müş. Buradan M eksi N'nin 4 olduğunu vermişti. 4 ile neyi çarparsam 24 yapar tabii ki 6'yı. O halde M artı N artı 1 6 ise M artı N kaçtır? Tabii ki de 5'tir. Şimdi ben m eksi n'nin 4 olması gerektiğini m artı n'nin de 5 olması gerektiğini anladım. İkisini toplarsam 2m eşittir 9 gelir ve buradan da m'yi 9 bölü 2 olarak tabii ki de bulabiliriz. Cevabımız b şıkkında verilmiş. Artık 114. sayfamızdayız ve bir grafikli soru karşılıyor bizi çözelim bakalım. f fonksiyonunun grafiği bu olduğuna göre fx çarpı f türev x ...eksi -2'den 5'e kadar bu integralin değeri kaçtır? Şimdi iyi dinle. Burada e, arkadaşlarım ben şu kısmı eğer u dersem şu kısım bana du'yu verir diferansiyelini aldığım takdirde. Şimdi ben ne dedim? f(x)'e u dedim, değil mi? u'nun da alt ve üst sınırını bulmak lazım. Şimdi u U'yu alacağız evet ama alt ve üst sınırını elde etmek lazım. Eksi -2'yi götürdüm, şurada yerine yazdım. Alt sınırı bulurum. f(-2) kaça gitmiş? 3'e. Demek ki alt sınır 3'müş. Daha sonrasında 5'i yerine yazalım f5'te 5'e gitmiş Demek ki 3'ten 5'e kadar UDU u soruluyor bize bunun da ben u kare bölü 2 olduğunu biliyorum integralinin ve 3'ten 5'e kadar yazacakmışız 5'i yerine yazarsam 25/2 eksi 9'u yerine yazarsam 3'ü yerine yazarsam 9/2 gelir 25'ten 9'u çıkardığınız takdirde 16 geleceğini görüyorsunuz 16/2 yani 8 de bize cevabın ta kendisini verir cevap B şıkkı olur devam x eksi 3'ün karesi parabolü verilmiş. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birimdir diye soruluyor. Birim karedir. Şimdi ben bunu şu şekilde dikdörtgenle tamamlayacak olursam e, tam tamamlayamadım. Şöyle yapalım. Şöyle bir dikdörtgen olsun arkadaşlar. Burada eğer şurayı da şu şekilde bölersem burası A ise burası 2A burası A olur. Yine burası 2A olur. Neden A olur? Çünkü bunlar birbirine eşit parabol simetrikti. Demek ki buradaki alan 6A ve benden 2A isteniyor. Bak 6A buradaki tamamının dikdörtgenin alanı benden 2A isteniyor. Dikdörtgenin alanını bulabilmek için şu kısmın 2 birim olduğunu biliyorum. 4'ü yerine yazarsam 4'ten 3 çıktı 2 karesini aldım 4. Yani 4'ten 3 çıktı 1 karesini aldım 1. Burası da 1'miş. 1 kere 2'den 6A 2'ymiş arkadaşlar. Yani dikdörtgenin alanı 2 ise 2A nedir? Tabii ki 2 bölü 3'tür. Yani cevabımız B şıkkına verilmiştir. Devam edelim sağ üst tarafla. Eksi 3'ten 3'e kadar demiş. Bu integralin değeri. Ne demiştim ben size konu özetinde? Simetrik aralıklar görürseniz ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de aklınıza ilk gelmesi gereken tek ve çift fonksiyonlar. Tek fonksiyonların simetrik aralıklardaki integrali sıfırdı. O halde x küp fonksiyonunun tek olduğunu ve x fonksiyonu da tek olduğunu biliyorsun. E, doğal olarak ben bunları eleyebilirim. Bunların integralleri 0 gelecek. x karenin integrali de x küp bölü 3'tü. Ve ben bunun integralinin de 0'dan 3'e kadar olanın 2 katı olduğunu biliyorum. Neden? x küp bölü 3 değil. Özür dilerim. x kare şu şekilde. Neden? Çünkü bu bir çift fonksiyon. Çift fonksiyonda 0'dan 3'e kadar olanın 2 katını alabiliyorduk. x karenin integrali x küp bölü 3'tü. 0'dan 3'e kadar yerine yazacağım ve bulduğum sonucu da 2 ile çarpacağım. 3'ü yerine yazarsam 27 bölü 3'ten 9 0 yerine yazarsam 0 gelir 9 da 2 ile çarparsam doğru cevabı bulmuş olurum Doğru cevap 18'in ta kendisiydi Devam edelim Biraz da uzaklaşalım F fonksiyonun grafiği bize verilmiş gençler Burası S1 burası S2 S1 6 birim kare S2 de 8 birim kare Benden istenen Eksi 4'ten yani buradan Buraya kadar. Bunun mutlak değerini al diyor. Mutlak değerini alırsam ters döner ve burası 8 olur. 8 artı 6'dan da 14 gelir bak burası. Bir de mutlak değerini almadan direkt fx'in integralini al diyor. Burası 6 burası eksi 8 olacağı için burası da bana eksi 2'yi verir. 14 ile eksi 2'nin toplamda tabii ki 12'dir gençler. Çıkmış bir sorunun rakamlarının değiştirilmiş halidir bu. Cevabımız c şıkkı olacaktı. ÖSYM integral sorularını güzel soruyor ama dediğim gibi bir tık basit. F'in türevi verilmiş 4x küp artı 4x diye. Fx fonksiyonu analitik düzlemin eksi 1'i 6 noktasından geçmekte. Yani ne demek? F eksi 1 eşittir 6'dır demek. Buna göre f2 kaçtır? F fonksiyonunu erişebilmek için f'in türevinin integralini alırsam f'i bulurum. O halde fx hadi bunun integralini alalım. 4 çarpı x üzeri 4 bölü 4'ten x üzeri 4 gelir. 4x kare bölü 2'den 2x kare gelir. Tabii ki bir de artı c'miz vardı. C'yi nereden bulacağım? Bunu bana boşuna vermemiş f 1'in 6 olması gerektiğini. Yerine yazacağım. f 1 eşittir. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için burası 2. Artı C eşittir. 6 ise C 3'tür. C madem 3 artık ben F2'yi hesaplayabilirim. F2 de 2'nin 4. kuvveti 16. 2 çarpı 2'nin karesi 8. Ve artı 3 dedim. 16'ya 8 ekledim 24. 3 daha eklersem 27. Bana cevabın ta kendisini verir. Doğru cevap A şıkkında verilmiş. 115. sayfamdayım. İlk sorum. fx çarpı d 2x kare artı x. Bunun integrali buysa f1 ile f 1'in toplamı istenmiş. Dinle beni şimdi iyi dinle. Şu kısım ne demektir gençler? Bu kısım 2x kare artı x'in diferansiyeli demektir. Yani integral fx çarpı 2x kare artı x'in türevi 4x artı 1'dir. Sonra da dx'i yazdım. İşte bu x üzeri 4 eksi 5x artı c'ymiş. Şimdi benden f1 ve f eksi 1'in toplamı istendiğine göre bana f lazım. O halde ben hiç uğraşmam. Bunun türevini alırım. Böylelikle içerideki f yalnız kalmış olur. fx çarpı 4x artı 1 eşittir. Karşı tarafın türevi 4x küp eksi 5. C'de gitmiş oldu türev alınca. Şimdi benden f1 isteniyordu. Unutmayalım ki fx fonksiyonumuz 4x artı 1'i karşıya attığımız takdirde elde edilecek. 4x küp eksi 5 bölü 4x artı 1 dedim. f1 nedir arkadaşlar? 4 eksi 5 bölü 5'tir. f eksi 1 nedir arkadaşlar? O da eksi 4 eksi 5 bölü eksi 3'tür. Şurası bana eksi 1 bölü 5'i verirken burası bana eksi 9 bölü eksi 3'ten 3'ü verir. Bu ikisinin toplamı istenmiş doğru cevap 14 bölü 5'in ta kendisi olur. Yani cevap C şıkkında verilmiş arkadaşlar. Devam. ÖSYM'nin 3-4 yılda bir e, sevdiği ve ıslatıp ıslatıp önümüze koyduğu soru tipi neydi? X üzeri 4'e bu dönüşümü yaparsan hangi integral elde edilir diye soruluyor. Biz sadece bu integrali bulacağız integral falan çözmeyeceğiz sadece değişken değiştireceğiz yani. Ben burada x, x artı 4'e u üzeri 6 dersem u üzeri 6'nın kare kökü bana u küpü verir. U küp eksi 1 bölü alt kısımda u üzeri 6'nın küp kökü u kare yapacaktır. Ve son olarak eğer ki ben x artı 4'e u üzeri 6 dediysem diferansiyelini bulursam dx gelir. Bu da 6 çarpı u üzeri 5 du olur. Yani dx gördüğüm yere de 6 çarpı u üzeri 5 du'yu yazacakmışım. Ki burada u kare ile u üzeri 5'i sadeleştirirsem u küp gelir. 6 u küpü de içeri dağıtacak olursam eğer 6 u üzeri 6 eksi 6 u küp du gelir arkadaşlar integral içerisinde. Peki bu bana hangisini verir diye sorulmuş. 6 parantezini alırsam işte şuradaki integralin ta kendisini verir. Doğru cevap a şıkkıydı. Devam. 3'ten 6'ya kadar 3x artı 1 dx a olduğuna göre 10'dan 19'a kadar fx artı 2dx integralinin a türünden eşiti soruluyor bize. Şimdi gençler e, soruda bir hata var mı diye şöyle bir bakmak istiyorum da açıkçası. Çünkü fx fonksiyonuyla alakalı herhangi bir şey yok yukarıda. E, şurası f3x artı 1 sanırım. Bir de bir böyle deneyelim olmadı soruyu düzeltirim editlerim orayı. f fonksiyonu f3x artı 1 a ise demiş Şimdi ben burada şuradaki 3x artı 1'e eğer ki u dersem arkadaşlarım 3dx bana du'yu verir. Sınırlarımıza bakalım. 3'ü aldım yerine yazdım 10 geldi. 10'dan 10'dan 6'yı yerine yazdım 19 geldi. İçerisi fu oldu. Dışarısı 3du oldu. 3'ü dışarı attım. İşte bu a'yı veriyormuş bana. Madem öyle 3'ü ben karşı tarafa atarsam A bölü 3 olur. Evet aynen böyleymiş. Burada F var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dizgi hatası. Şimdi 10'dan 19'a kadar benden ne isteniyor? Şunun integrali. Ben bunu şu şekilde ifade edebilirim. Artı 10'dan 19'a kadar 2 dx biçimde ifade ederim. Dikkat ettiyseniz 10'dan 19'a kadar f u du a bölü 3 ise 10'dan 19'a kadar fx dx istenmiş. Bu da a bölü 3'tür. Burada da Sabit sayının belirli integrali var. Elimde sabit sayı varsa unutma. Sabit sayıyla sınır boyu olan 9 birimi çarparsan integrali bulursun. Yani 18. Demek ki cevabımız a bölü 3 artı 18'miş. Yani cevap c şıkkında verilmiş. Sol altta soru kalmadı. Sağ üstteyiz artık. F fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bu integralin sonucu isteniyor bizden. Hadi bulalım. Şimdi burada f var bir de türevi var. Demek ki ben fx fonksiyonuna U diyeceğim ve böylelikle f türevi x dx bana du'nun ta kendisini verecek şimdi yazalım şurası ne oldu du oldu burası da u kare oldu u kareyi ben u üzeri eksi 2 diye yukarı taşırım du dedim alt ve üst sınır lazım bize 0'ı burada yerine yazarsam f0'ın 2 olduğunu görüyorum alt sınır 2 4'ü yerine yazarsam f4'ün 5 olduğunu görüyorum demek ki burası da 5 arkadaşlar U üzeri eksi 2'nin 2'den 5'e kadar integralini almak kalıyor geriye sadece. U üzeri eksi 2'nin integrali üssünü 1 artırdım ve artırdığım sayıya böldüm artı C dedim. Ama C'ye lüzum yok demiştik. Direkt bu 2'den 5'e kadar hatta bu da eksi 1 bölü U 2'den 5'e kadar olduğunu biliyoruz. 5'i yerine yazarsam eksi 1 bölü 5. Eksi 2'yi yerine yazarsam eksi 1 bölü 2 gelecek. Şurası artı yaptı. 1 bölü 2'den 1 bölü 5'i çıkaracağım. Burayı 5 ile burayı 2 ile genişletecek olursam 5'ten 2 çıktı 3 bölü 10 bana cevabın ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da C şıkkında mevcuttur diyebiliriz. Devam. F fonksiyonunun bana grafiği verilmiş. Grafik bu. Fx'in küpü çarpı f türev x dx'in eksi 3'ten 0'a kadar integrali isteniyor. Hemen ne diyoruz? Fx'e u diyoruz. Böylelikle f'in türevinde x dx de bana du'nun ta kendisini veriyor. Daha sonrasında şurası u ise artık integralimiz u küp oldu ve du'muz mevcut. Hemen şöyle diyorum. Eksi 3 alt sınırsa eksi 3'ü burada yerine yaz. F eksi 3 kaç? E, burada hocam 0. Alt sınır 0. Üst sınır f 0 kaç? O da 2. Demek ki burası da 2 olacak. U küpün integrali u üzeri 4 bölü 4'tür. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. 2'yi yerine yazdım. 16 bölü 4 0 yerine yazdım. 0 doğru cevabımız 4'ün ta kendisi olacakmış. Yani cevap E şıkkında mevcut gençler. 116. sayfamıza doğru geçiyoruz ki artık pdf'imizin son sayfası. Çözelim bakalım. Her şey bitiyor işte bir gün. Ömrümüzde bitecek. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Eksi 5'ten fx'e kadar de, e, fx de eksi 5'ten k'ya kadar fx de eksi 22 olduğuna göre k kaçtır? Eksi 5 şura mı gençler? Burası olsun. K da şurada bir yerde olsun. Kabul mü? Hatta bunları düz çizelim ya. Yani. Düz niye çizemedik ki? Şurası eksi 5 olsun arkadaşlarım. Şurası da k olsun tamam mı? Buradan buraya kadar bütün alanı hesapladığın takdirde aslında alan veriyordu integral biliyorsun. Bu alanı hesapladığın takdirde ki boyayacağım bunu bize nereyi ve neyi veriyormuş bu alan? 22'yi veriyormuş. Hadi hesaplayalım o zaman. Bir kere şuradaki dikdörtgenimizin alanı bak şuradaki dikdörtgenden bahsediyorum. Bunun alanı şurası eksi 5 olduğu için 5 kere 2'den 10'dur. Buranın alanı 2 çarpı 3 bölü 2'den 3'tür. Etti 13. Şimdi geldim buraya. Burası k idi unutmayalım. Şurası kaç birimdir? K eksi 3 birimdir. Buranın eğimi kaç gençler? 2 bölü 1'den 2'dir eğim. Bak eğim 2. Demek ki burası k eksi 3 ise burası 2k eksi 6 olacak. Eğim 2 olduğu için. Madem öyle ben diyorum ki artık k eksi 3 ile 2k eksi 6'yı çarparım 2'ye bölerim. Bu bana neyi vermek zorunda? 9'u. E, sebep hocam çünkü canım kardeşim şundan kaynaklı alan 22'ymiş. 22'den 13'ü çıkarırsan 9 kalır. O halde k eksi 3 ile hatta bunun karesi çarpı 2 diyebilir miyim? Sonuçta 2 parantezin alırsam k eksi 3 geliyor bölü 2 dedim eşittir neyi bulacağız 9'u bulacağız demiştik değil mi 2'leri götürdüm k eksi 3'ün karesi 9'sa k kaçtır ya da k eksi 3 kaçtır 3'tür demek ki k kaç olacakmış 6 demek ki bana b şıkkı cevabı verir devam edelim f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş Grafikte çeşitli renklerle boyalı kapalı bölgelerin alanları içlerine yazılmıştır. Buna göre eksi 3'ten 6'ya şimdi dur. Eksi 3'ten 6'ya kadar integral sorulmuş. Bu eksi bu eksi eksi 9 yaptı artı 10 daha burası 1 gelir. Eksi 3'ten 6'ya kadar mutlak değer olarak verildiyse burası bana 19'u verir. Hepsini toplarım. Eksi 3'ten 4'e kadar demiş bak. Eksi 3'ten 4'e kadar 10'dan 6'yı çıkarırım sadece bu da bana 4'ü verir. Bunları toplarsam 24 bana cevabı verir. 54 değil 24 bana cevabı verir. Doğru cevap değişik olacaktı. Ve sağ üst taraftayız artık son 3 sorumuz. A ve B gerçel sayılar. A, B'den küçük olmak üzere. A'dan B'ye 4x eksi x kare artı 3,25 dx integralinin alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle gençler ben bunu eksi x kare artı 4x artı 3,25 biçiminde yazacak olursam bu bir paraboldür biliyorsun ki kolları da aşağı doğru olan bir paraboldür. Kolları aşağı doğru olan bir parabolü resmedecek olursam şöyle bir parabol olacak ve Belli bir A noktasından belli bir B noktasına kadar Ben bu parabolü integralini hesaplamam demek Parabol ile x ekseni arasında kalan bölgenin Alanının maksimum olmasını istiyor demektir Maksimum olmasını istiyorsa Bu integralin sonucunun Şuradaki pozitif alanların Tamamını ifade edebilmem gerekiyor Yani buranın alanını bulursam A ile B'yi de Düzgün yere yerleştirmiş olurum Demek ki A burası B burası olması gerekiyormuş Yani aslına bakarsan kökleri bunlar. Yani parabolle x ekseni arasında kalan bölgenin alanından bahsediyoruz. E madem öyle ben bunu nasıl ifade ediyordum? En büyük değerini bulabilmek için delta kök delta bölü 6a kare bana buradaki alanı veriyor zaten. Hiç a'yı b'yi bulmama gerek yok. O halde ben diyorum ki deltası bunun nedir? 16 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 3 virgül 25'tir. 4 ile 3 virgül 25'i çarparsanız gençler 13 gelir. E, ee, şurası da eksi eksi artı olduğu için 16'ya 13 ekledim. Kaç geldi? 29 mu geldi? Bir yerde bir hatamız olabilir. Bir daha hesaplamak istiyorum. 4 kere 3 12. E, ee, 0 25'te 4'ü çarptım. 1 geldi 13 oldu. Ee, B kare dediğimiz için 16 dedik. E, ee, 4 de çarpmıştık. Ona da eyvallah tamam. 16 artı 13 geliyor ya. 16 artı 13 değil mi? Bir daha düşünelim. B kare eksi 4 AC. Hmm, evet. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Şöyle yapalım mı? İzninizle, müsaadenizle. Sanki bir hata varmış gibi. Bu sorunun aynısı şurada da vardı ama ben bu soruyu farklı bir yerden aldım. Hemen soruda bir hata var mı diye bakmak istiyorum izninizle. Soru nerede? Ee, burada olması lazım aynı sorunun. Bu sayfalarda değil. Sizi bekletiyorum kusura bakmayın. Özür diliyorum. Ama bulacağım şimdi. Aynısı vardı çünkü. Şöyle devam edelim. Ee, burada da. Ha burada. Evet. Eksi 3.25'miş arkadaşlar. Hemen orayı düzeltelim. Ve tekrarını yapalım. Şurası eksi 3.25 olacak. O zaman delta hesaplarsak. Burası da eksi olduğu için. Burası 13 geldi. 16'dan 3'ü çıkardım. 3 geldi. Yeşil kitapta soru doğru. Ben bunu farklı kitabımdan aldığım için. Bas katası olan kitaptan almışız. Kusura bakmayın. Şurası eksi. Pekala deltamız 3 mü geldi? O zaman yerine yazarım. 3 kök 3 bölü 6 kare. A'mız kaç? Eksi 1 karesi 1 yapar. Bölü 6. 3 ile 6'yı sadeleştirirsek kök 3 bölü 2 bana cevabın ta kendisini verir. Devam. Bana diyor ki dik koordinat düzleminde fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Taralı bölgenin alanı da 7'ymiş. 2'den 5'e kadar fx dx integralinin sonucu kaçtır diye soruluyor. 2'den 5'e kadar fx dx dediğimiz yer şurada sarıyla gösterdiğimiz bölgenin alanını ifade eder bize. ben şuradaki karenin alanının 4 olduğunu biliyorum. Buradaki büyük dikdörtgenin alanının da 20 olduğunu görüyorum aynı zamanda. O halde 20'den 7 ile 4'ün toplamını 11'i çıkarırsam 9 buraya kalır ve sarı bölgenin alanı da 9 olmuş olur. İntegralin cevabı da 9 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ve gençler artık son sorumuzdayız. 0'dan 2'ye kadar 7 üzeri logaritma 2 tabanında x. E bu logaritmalı nasıl yapacağız? E basit. Sonuç olarak, sonuç olarak sen şunu gayet iyi biliyorsun. x ile 7'nin yerini değiştirebilirsin. Böylelikle 0'dan 2'ye kadar x üzeri 7 üzeri e, x üzeri logaritma 2 tabanında 7 yapar burası dx dedim. E, x'in kuvvetinin integralini almayı gayet iyi biliyorsun. Üssünü 1 artırıyorsun x üzeri Logaritma 2 tabanında 7 artı 1 bölü neye bölüyoruz? Artırdığımız sayıya yani logaritma 2 tabanında 7 artı 1'e bunu bölüyoruz. Üst taraf logaritma 2 tabanında 2 biçimde yazılabilir 1. Toplarsam x üzeri logaritma 2 tabanında 14 gelir. Alt taraf da logaritma 2 tabanında 14 olacaktır. Ve burada 0 ile 2'yi yerine yazmamız artık şart. 2'yi yerine yazarsam 2 üzeri logaritma 2 tabanında 14 bölü logaritma 2 tabanında 14 gelir. 0 yerine yazarsam zaten 0 olacaktı. 0'ın her kuvveti 0 olduğu için. Demek ki cevap bu. Bunda da ben 2 ile 14'ün yerini değiştirirsem 14 üzeri logaritma 2 tabanında 2 yapar. Paydasında da logaritma 2 tabanında 14 vardır. Şurası 1'dir. Demek ki ben 14'ü buna böleceğim. E cevap e, o zaman şöyle diyebilirim çünkü şıklarda yok. 14 çarpı bunu ters çevirirseniz logaritma 14 tabanında 2 yapar. 14 çarpı logaritma 14 tabanında 2 bize cevabı verir. Yani cevap A şıkkında verilmiştir sevgili gençler. Ve artık kampımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sayfa daha fazla inmiyor artık. 116. sayfaya tıkandık ve bu da demek oluyor ki kamp bitti gençler. Ücretsiz bir şekilde hazırlamıştım bu PDF'i. Sonuçta ücretsiz pdf olsun diye de yalap şalap yani bir şey hazırlayıp da size sunmak istemedim açıkçası arkadaşlar. Pdf'imiz de gayet kaliteliydi. Sayfa şablonu oluşturdum sizler için. Sayfa şablonu güzel görünsün istedim renklerine kadar. Soruların hiçbirini de bu şekilde dizgilemedim. Aklınızda bulunsun. Kopyala yapıştırla buralara yapıştırdım. Hepsi aynı boyda olsun diye çok uğraştım. Bir de benim takıntılarım vardır böyle. Videoyu bile mesela eğer 4K'sı varsa 1080'ini izleyemeyecek kadar takıntılıyım. E, kaliteli görünmesi lazım, düzgün görünmesi lazım. Çünkü senin bu PDF eline aldığın takdirde e, böyle içine açması lazım, çalışa çalışma azimini arttırması lazım, tetiklemesi lazım. Yani bundan kaynaklı e, biraz inceledim, sık dokudum, da böyle davrandım. Umarım hoşuna gitmiştir. E, 8.000 küsür defada indirilmiş. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Çünkü hani emek vermiştim. Eğer böyle bir 300-400 kişide falan kalmış olsaydı tabii yine sevinirdim sonuçta. Yani çalıştığım yerde bile 300-400 kişiye hitap etmezken 300-400 kişiye internetten hitap etmek de güzel. Ama dediğim gibi 8000 küsür kere indirilmiş ve bu benim hoşuma gitti. Demek ki birilerine dokunmuşuz. Demek ki birilerine bir şeyler öğretme imkanı bulmuşuz diye. Daha fazla kişiye yani bu 8000 değil 80.000 olmasını da tabii ki hayal ediyoruz. Ee, i̇nşallah o hayallerimiz de bir gün gerçekleşir gençler. Evet e, sizler için bir kamp programı da ayarlamıştım biliyorsunuz. E, 54 saatte. 54 saatte biter mi diye düşünülüyor. Tabi hani 54 saatte 3 tane kitap bitebiliyormuş demek ki. Yani bana eğer örnek veriyorum şu 3 kitabı verseler. Şu 3 kitabı verseler içerisinde 1080 tane soru var ve 88 çarpı 3 kaç yapıyor? 240 artı 24'ten 264 sayfa yapıyor değil mi? 264 sayfa buranın tamamı. Böyle göstereyim. 264 sayfa bana deseler ki 54 saatim var bu üçünü çöz. Ben derim ki manyak mısın lan hani. Nereye çözüyorsun 54 saatte? Bu kadar 264 sayfalık bir kitabı. Ama hani tabi tek seferde oturup çözmedim ama e, videoların tamamı. Üstelik soruları anlatmama rağmen. Bak soruları anlatmama rağmen 54 saat gibi kısa bir süre içerisinde. Ki gerçekten kısa. Bu 3 kitabı da bitirdim. Ee, ve sen 54 saatini ayırarak. Ki sınava ne kadar var? 60 gün civarında mı? Değil mi? Arta eksi 2-3 diyelim artık. Tam şu an bilmiyorum. Ee, 60 diyelim artık. Bu 60 günden ben sana diyorum ki 54 saatini ayırarak. Hani 60 gün bence 54 saate göre çok ama çok uzun bir süre. 54 saatini ayırarak. Bu üç kitabı bitirebilirsin. Ee, lan hani bazı öğrenciler şey yapıyor böyle hani diyor ki. Ya hocam gerçekten işe yarıyor mu? İş, i̇şe yaradı mı arkadaşlar falan diye soranlar var. Gençler e, özellikle yani YouTube'a sadece 40 soru serisi yazıp. Benim eski videolarıma bakacak olursanız. Eski videolardan bahsediyorum. Çünkü. E, bazen tabii doğal olarak ben YouTube'a girip herhangi bir şey araştırdığımda sadece YouTube değil, işte trend yoldan bir şey alacağım zaman, hepsi buradadan bir şey alacağım zaman veya işte YouTube'dan bir şey izleyeceğim zaman tabii doğal olarak şey oluyor böyle daha fazla izlenene, daha fazla yorum yapılana, daha fazla puanı olana e, yöneliyorum. Genel puan beni çok çaydırmıyor ama daha fazla yorum alana, daha fazla favoriye eklenene falan böyle bakıyorum genel itibariyle. Çünkü genel yani beğenilmiş ürün. Yani hani bir Akdiyi toplamış bir ürün, bundan kaynaklı da onu tercih ediyorum genelde. Ee, son bir buçuk senedir falan da bu, bu da benim kanalımın çalınma dönemine denk geliyor. Ee, geçen yıllarda yani geçen yıl diyelim artık benim kanal çalınmıştı YouTube kanalı. Bu kanal çalındıktan sonrasında e, izlenmeler ciddi anlamda inanılmaz derecede düşmüştü. Yani e, tabiri caizse YouTube algoritması Böyle bir battaniyeyle benim kanalın üstünü örtüp saklamış gibi düşünüyorum açıkçası. Ama tabi hani yılmadım. E, yorulmadım. Bazen kamplar yaptım. 200 sayfalık kitabı çözdüm. Bu 200 sayfalık kitabı çözdüğüm kamp toplamda 100 bin bile izlenmedi. Ama yılmadım. Dedim ki hani ben bu kanalı zaten sıfırdan 160 binlere, 170 binlere çok büyük emekler sarf ederek e, getirdim. E, ki... hani. İyi bir insanda tabi bu da özelleştiriyor yapıyor insan diyor ki hani e, acaba kötü mü anlatıyorum matematiği gibisinden kötü anlatsaydım zaten sıfırdan 160 bin'e o kadar kısa sürede gelmezdi zaten e, ama 160 binden bu yana ki şu an 232 bin olmak üzereyiz e, kanal çok yavaş gelişti çünkü dediğim gibi o algoritma meselesi biraz videoları saklıyor e, öğrenciler hala diyor ki hocam sizden yeni haberim oluyor bu nasıl bir kanalmış. Bu izlenmeler nasıl bu kadar düşük olabilir bu kadar iyi videoların bu kadar iyi anlatımın eyvallah teşekkür ediyorum sizlere ee, ciddi anlamda hani ben de zaten bu kadar kendimi yetkin hissetmesem e, video karşısına geçip bu kadar işte sistem kurup bilgisayar kurup e, mikrofon alıp kamera alıp ışık alıp cart yapıp curt yapıp sizlere sevgili arkadaşlarım karşısına geçip de kameranın sizlere ders anlatmam zaten ee, yiğidi ama hakkını yeme diye bir laf var ya onun tam tersi de var işte. Dolayısıyla hani kötülüğün de hakkını yemek yememek lazım. Ben kötüysem ben kötüyüm derik kenara çekilirim zaten. Ama ısrarla e, saldırmaya, ısrarla tırnaklarımda kazımaya devam ettim bir şekilde. E, ve yine yavaş yavaş kanal canlanmaya başladı. E, o yüzden eski videolara bakın diyorum 40 soru serisinin. Çünkü o videolar 400 bin, 500 bin, 600 bin izlenen videolar ve sizlerin çok sevdiği videolar olmuştu. Tabi şu an sınava hazırlanan öğrencilerin bu videolardan belki haberi olmayabilir. E, Tabi doğal olarak çünkü dediğim gibi YouTube artık tabiri caizse bir çöplük. Çünkü günlük paylaşılan video sayısı YouTube'da dünya genelinde e, yüz binleri buluyor. E, Türkiye hesabına katarsak işte beş bin dört bin bence video paylaşılıyordur belki daha fazladır. O videoların arasında üst üste üst üste bine bine e, e, eskilerde o çöplüğün arasında biraz kaybolmuş oluyor ama çok değerli videolar ee, o videolar çok izlendiği için, sizlerin çok işine yaradığı için 40 soru serisi ben ilk defa bu sene, ilk defa bu sene bu seriyi kitap haline getirdim, kitaplaştırdım. Dedim ki öğrenciler bunları sevdi. Bunlar üzerinden çok iyi tekrar yapılabiliyor. Ee, girin yorumlara bakın gençler. Ve ben bu yüzden bu kitapları çıkardım. Bu benim canlarım bunlar. Bu kitapları çıkardım arkadaşlar. Ve hani bu kitabı alıp çözenler de hiçbir şekilde pişman değiller. Yine bu kamplarında yorumlarına bakabilirsiniz tabii ki. hem ee, hem algoritmayla biraz uğraşıyoruz. Hem de sevgili arkadaşlarım sizler için daha kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Eskiden bir pdf paylaşıyordum. Pdf'ler kopyala yapıştırıp pdf'ler olduğu için 150 MB 200 MB oluyordu. Ben anlatırken keyif almıyordum çünkü bilgisayar sürekli takılıyordu. Sen bunu indirmeye korkuyordun çünkü kotan belli zaten. 200 MB pdf mi olur? Bir pdf'den bahsediyorum. Kaldı ki 10 tane 2 GB sadece benim PDF indirmeye harcayacaksın yani düşünsene. Ben öğrenci olsam kabul etmezdim bunu. Çıktısını alıyorsun siyah beyaz. Renkli çıktısını alıyorsun o kadar kaliteli değil. Hocam orada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sonucu da güzel bir olaya imza atıyorduk. Ama dedim ki hani ben bu kitapları çıkarayım ama kitapların fiyatları fotokopiyle yarışır olsun. Yayın evinden Teoman hocama çok teşekkür ediyorum bunu anlayışla karşıladığı için ben ucuz olsun istiyorum kitaplarım dedim. Olabildiğince ucuz olsun. kar marjına çok takılmak istemiyorum. Amacım para da falan da değil. Gerekirse hani çok düşük miktarlarda meblalarda hani temsili rakamlar olsun ama ben kitaplarımın bütün öğrencilere ulaşmasını istiyorum. Çok fazla sayıda öğrencilere ulaşmasını istiyorum. Bu yüzden de öğrenciler alına, al alabilecekleri fiyatta olsun istedi, istiyorum. Bundan kaynaklı da kitapların fiyatlarının ucuz olsun istedim. O da beni kırmadı sağ olsun kitaplar enflasyona yenik düşerek şu an biraz fiyatları arttı ama kitapların ilk çıktığında fiyatları 59.90, 69.90'dı. Cid, ciddi anlamda daha bir sene olmadı bu kitaplar çıkalı. İşte 69.90 olan kitap yani 70 lira olan kitap 100 lira oldu. Ama yine de enflasyona dik durdu gene de yani. Öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi PDF mantığıyla fotokopiyle yarışır fiyatları var. Bu kitapların PDF'lerini paylaşmadım çünkü gençler burada da ortada bir emek var bu emeği de karşılıksız bırakmamak gerekiyor her emeğin karşılığı beğeni veya like veya yorum değil tabi doğal olarak burada örnek veriyorum şu an Kemal hocanızla beraber VIP fizik Kemal hocanızla beraber bir işte ofis tuttuk çünkü evimizde olmuyor artık 2 artı 1 2 göz bir evim var arkadaşlar benim bir çocuğum var iki yaşına geldi ona bir oda artık ayırmam gerekiyor. Hep bizle beraber yatamaz yani. Ee, ona bir oda lazımdı. Ona odayı açtıktan sonra benim çalışabileceğim hiçbir ortam kalmadı. Mecbur ofise çıkmak zorundaydım ki Kemal hocanız da aynı dertten müzdarip. Ee, bir ofis tuttuk ee, ofisin kirasını düşünüyorsun ki ev kiralarından hepiniz haber haberdarsınızdır. Yani bu bile bir gider başlı başına. Doğal olarak bunun da gençler bir karşılığının olması gerekiyordu. Ee, bu şekilde de temsili fiyatlarla da olsa günü kurtarsın, ayı kurtarsın yeter mantalitesiyle ben sizlere burada ders anlatmaya diğer hocalarınız gibi ders anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar sonuna kadar sıkıntı yok. Gençler ee, kampa katılmadıysanız en başından itibaren kampa katılmadıysanız tavsiye ederim sonuna kadar. Ee, katılan arkadaşlar da buralara kadar gelen arkadaşlar da yorum kısmına bunları belirtebilirlerse çok mutlu olurum açıkçası. Çünkü yeni gelen arkadaşların da aynı benim bir ürün alırken yaptığım gibi yorum kısmına mutlaka baktığını biliyorum. Bundan kaynaklı siz de oraları yorumlarla güzel yorumlarınızla boyarsanız çok mutlu hissettirirsiniz bana. Sonraki videolarımızda görüşürüz sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.